Herkese selam, ben Zübeyde. Ben de Nur Efşan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda çok önemli bir konuk var, kendisi. Nur Efşan. Ben kamera arkasında duran, genelde benim sesimi duyduğunuz ama yüzünü görmediğiniz o kişiyim. Instagram'dan eğer takip ediyorsanız beni ama yüzünü kesinlikle çok görmüşsünüzdür. Evet. Muhtemelen aynada kendi yüzünüzü gördüğünüzden çok Nur Efşan'ın şu gül yüzünü görmüşsünüzdür. Bugün size tercih döneminde dikkat etmeniz gereken 10 tane maddeyi açıklayacağız. Ve birazcık da aslında o yoldan daha önce geçmiş insanlar olarak biraz abla tavsiyesi vereceğiz. Selam, ben edit yaparken şuna karar verdim. Video aşırı uzun olduğu için ikiye böldüm. Burada sadece 9 maddeyi aldım ve bonuslar kısmında ayrı video olarak yükleyeceğim. O yüzden eğer isterseniz ona da bakabilirsiniz ama bence bakın çünkü bu videoda söylenen bir sürü şey orada daha fazla anlam kazanıyor. Teşekkürler. O zaman ilk maddemizle bir dipnot geçmek istiyorum. Ben normalde kamera arkasında durmayı daha çok seviyorum ama bugün buraya oturmamın sebebi sizleriz. Çünkü çok önemli bir konu gerçekten ve hani herkesin süreci farklı. Zübeyde'ninki de farklı, benimki de farklı. O yüzden iyi tüyolar verebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle bizim ikimizinki birazcık daha toplumdan beklenen şeyden biraz farklı. Evet. Ben okulu bıraktım, tekrar sınava girdim. Nur Efşan da sayısalcıydı. Bir anda güzel sanatlara geçtim. Son bir senede falan sınava hazırlanmaya başladım. Yani tuhaf, inişli çıkışlı tercihlerimiz oldu o yüzden. İnişli çıkışlıdan ziyade bence bayağı keskin virajlı. Evet, evet. Aynen. Öyle, yön değiştirmeli. O yüzden aslında hani kendisini birazcık daha sonradan bulan insanlar olarak ki ben hala kendimizi tam olarak bulduğumuzu düşünmüyorum. En azından kendi adıma. Evet benim de. Yani kulvarımı bulduysam da hedeflerimi tam anlamıyla karar veremedim. Aynen. Aynen. Ve bu çok normal bir şey. Çünkü genciz. Ve 80 yaşınızdayken de muhtemelen ne yapmak istediğinizi tam olarak bilmiyor olabilirsiniz. Evet. Ama zamanla bir şeyler yapa yapa daha fazla keşfediyorsunuz. Bir şey soracağım. Hep kameraya mı bakmamız gerekiyor? Çünkü birbirimize bazen de bakabiliriz. Yok. Ben sana bakıyorum. Ben de bakarım da şeyden dolayı soruyorum. Böyle arada ben böyle uzaklara dalıyorum. Eskiden ne düşünmüştüm, ne düşünüp oralara bakıyorum. Öyle de yapabilirsin. Çok anlamsız gözüküyormuş. Hayır. Tamam. Hiç anlamsız İlk gözükmez. İlk kez kameranın önüne çıkıyorum. Ya çok heyecanlı. Nur Efşan'ın bu ilk kez kamera önüne sizin için çıkmasını bence tebrik etmelisiniz. Bu yüzden de videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Biliyorum çünkü çok fazla beni izleyen kişi aslında abone değil. Ki bunu anlıyorum. Çünkü o hakkında bir şey araştırırken bana denk geliyorsunuz sadece. İzleyip geçiyorsunuz. Ama abone olun. Ben ODTÜ'de 1,5 sene boşuna okumadım, tamam mı? Bir de ODTÜ hakkında tek ODTÜ hakkında video çekmiyoruz. Evet. Dedi, genel olarak. Erasmus hakkında mesela güzel bir videom var. Daha güzel videoları aynen, gelecek. Daha güzelleri geliyor. İçeriklerini biliyorum. Artık sonunda o prime dönemine girdim. Aynen. Tamam artık başlayalım. Çok konuştuk. Evet. Şimdi arkadaşlar. İlk maddemiz beklentiler. Bu noktada kendinizle alakalı beklentilerinizi bulmanız gerekiyor. Ama kendinizden beklentiniz dediğimde başarı beklentisi değil. Hayatınızla ilgili beklentilerden bahsediyorum. Evet. Mesela okul hayatından beklentiniz ne? Veya işlediğiniz dersten beklentiniz ne? Ben Zübeyde tercih yapmadan önce, çok yakın bir tarihte de söyledim bunu. Hani ders tercih seçiminde şunu çok iyi düşünün. Mesela lisede belli başlı dersleri aldınız. Hayatınızın bu aşamasına kadar belli başlı dersleri aldınız. Ve bazı dersler size eğlenceli, bazıları ise sıkıcı geldi. Ve bazılarında başarılısınız. Bazılarına daha fazla ilginiz var. Siz ilginiz olan ve başarılı olabileceğiniz derslere yönelik bölümleri seçmelisiniz. Yani mesela ben bu dersi oraya geçince yaparım diye düşünmeyin. Çünkü şu an yapamıyorsanız ileride de yapamayacaksınız. Bu yaşınıza kadar yapamadığınız şeyi zorlamanıza gerek yok. Evet. Başarılı olduğunuz alana yönelmek daha mantıklı bence bu konuda. Ve bu çok önemli bir şey. Çünkü benim için bunun en büyük örneği, çok spesifik bir örneği var. O da şu, ben o enerji döngülerini biyolojideki asla yapamıyordum, anlamıyordum. NADART'ı nerede giriyor, işte NADP nerede çıkıyor falan. Ve tamam üniversitede öğrenirim diye düşünmüştüm ama kabusum oldu. Evet. O yüzden yapabildiğiniz şeyler üzerinden ilerlemeniz önemli. Meslek hayatından beklentin ne? Yani okulu okudum, bitirdim, belki çok zevkli bir şekilde geçti ama mesleki hayatı bu kadar keyifli geçecek mi? Mesela çok yoğun çalışma saatleri var mı? Olabilir. Çok haftanın her günü mü çalışman gerekecek? Yıllık izni ne kadar? Ya da senin mesleki stilin ne? Evde mi çalışmayı daha çok seviyorsun yoksa ofis hayatını mı daha çok seviyorsun? Ve senin mesleğin sana bu alanda neler sağlıyor? Evet ve de mesela sen şu anda ofiste çalışmayı daha çok seviyor olabilirsin. Ama bir gün evde çalışman gerekebilir ya da evde çalışmak isteyebilirsin. Mesleğin sana bu esnekliği de sağlıyor mu? Evet. Bu da önemli bence. Kesinlikle. Bir diğeri de maaş beklentinde. Bence çok önemli. Çok önemli bir şey. Yani ben mesela çok idealistim. Hı hı. Hayır ben bilim yapacağım,
para umurumda değil, bir şekilde kazanılır diyordum. Ama maaş önemli bir şey çünkü hayatımızı parayla devam ettiriyoruz ve para kazanmak istemek de ayıp ya da kötü bir şey değil. Olması gereken bir şey çünkü sizin özgür bir şekilde bir iş sunmanız sizin ekonomik özgürlüğünüzü de gerektiriyor. Evet, yani karnınız aç olmadığı sürece işinize kendinizi verebilirsiniz. Evet, kesinlikle öyle. Ya da kiranızı düşünmediğiniz sürece. Bir diğeri de çalışma saatleri. Aslında buna değindik ama yani çalışma saatleri çok önemli. Kesinlikle günde 10-12 saat çalışmak biraz yorucu olabiliyor. Evet, mesela sizden ne kadar ekstra çalışma isteyip bunun karşılığını vermiyorlar düşündüğünüz sektörde, bu da önemli bir şey. Mesela Nur Efcan'ın bununla alakalı tecrübesi var. Onu başka bir videoda anlatmak ister misin? Ben buraya sadece şu parantezi açmak istiyorum. Bir yaz boyunca gerçekten çalışma saatleri yoğun ve yorucu olan bir meslekte çalıştım. Ve daha sonrasında okula başladım, üniversite 1. sınıfa. Ve o zaman dedim ki akademiye önem vereceğim ve bu alanla kesinlikle kendimi geliştireceğim. Çünkü o şartlar altında çalışmak kesinlikle istemiyorum. Kendi alanımda o kadar saat çalışırım ama o alanda o kadar saat çalışmam. Bu da önemli bence. Ve karşılığını da almadığın bir işte aslında. Tabii ki. Yani mental olarak da alamıyordun. Ekonomik olarak kısmını değinmiyorum bile. Hiç de o. Gerçekten. İkinciyi alt başlık. Emin misin? Alt başlık. Aklını çelen başka bir bölümde var mı? Mesela benim için bu gerçekten psikolojiydi. Ve genetik yazmadan önce bir an şey falan düşünmüştüm böyle. Yazılım mühendisliğimi yazsam. Yapabileceğim bir şey değil benim. Ama orada bir panik olmuştum. Ve genetik hakkında aslında o... Second thoughts, onun Türkçesine. Ve genetik hakkında aslında emin olmadığım konular vardı ama yine de yazdım ve hoş olmadı. O yüzden aklınızı çelen başka bir meslek var mı diye bence kesinlikle düşünün ve ona da bir şans verin. Evet, Zübeyde'nin ikinci tercih, yani ikinci diyorum, ilk tercih döneminden, ikincisi de gerçekleşecek, aklım direkt orada. Yani ilk konuştuğumuz zamanlarda ben birazcık psikoloji yazacakmış gibi hissediyordum. Ama genetiği de istiyordum. Zor. Bilim insanı olmak istiyorum falan diyordu. Hani o çelişkiyi hissediyordum. Ama hani genetiği seçerken kesinlikle bundan emin diyerek seçtiğini düşündüm. Ve gerçekten o kılıfı sana yakıştırıyordum. Hani bilim Herkes insanı olacak. Herkes beni bayağı onunla özdeşleştiriyor. Zübeyde de kendini buna yakıştırıyordu. Ve gerçekten olacağını hepimiz inanıyorduk. Ama demek ki işten işe gerçekten arzuladığı alan o değilmiş. O yüzden evet. Siz herkesin yanılma payı, sizin kendinizin de yanılma payı olduğunu asla unutmayın. Evet. Bu arada hala bilim insanı olabilirim. Eğer psikolojide lisansüstü yaparsam da. Ama yok. Genetikçi olmayacağım. Bunu biliyorum artık. 3. Kampüs. Gideceğiniz okulun kampüsü var mı? Bu neden önemli? Bence ya pek çok şeyi var. Birincisi... Size zamandan çok fazla tasarruf ettirtiyor kampüs. Siz üniversitedeyken çok tempolu bir şekilde işte alanınızda başarılı olmak için bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ve yemek yemeye gideceğiniz yerin uzak olması, yurdunuzun uzak olması, ne bileyim hani ihtiyaçlarınızı temin edeceğiniz yerin uzak olması size hep bir vakit kaybı yaşatıyor ve bu sinir bozucu bir şey. Evet. Bir de hem bu çok önemli bir şey. Bu gerçekten insanın mental sağlığını düşündüğümüzden çok daha fazla etkileyen bir şey. Bir de şöyle bir durum var. Kampüslerin çok güzel sosyal olanakları oluyor, sosyal tesisleri oluyor. Havuzlar, tenis kortları, devrim stadyumu. En çok onu özleyeceğim galiba. Burada devrime çok az gittim dedi videodan evet, önce. Evet, devrime az gittim. Hakkını ama yani vaktim yoktu. Tamam. Rapor yazmam gerekiyordu, anlıyor musun? Rapor. O çok mutsuz. Bu arada benim kampüsüm mesela şey, ben Kütahya'da çizgi film animasyon bölümü okuyorum. Yurdum şurada. Fakültem burada, böyle aşağı yuvarlanarak gidiyorum. 5 dakikada okuldayım ve derse gerçekten 15 dakika kala falan uyanıyorum. O yüzden çok büyük bir avantaj, kesinlikle öneririm. Sabah uykusu çok önemli bir şey arkadaşlar. Benim için ekstra önemli. Gerçekten. Evet, yurtlar da çok önemli. Açıkçası, dördüncü maddemiz. Yurt tercihinde ben çok zorlandım çünkü ilk tercih döneminde yurt seçerken birazcık güzel sanatlar öğrencileri geç açıklandığı için yurt bulma konusunda zorlanabiliyor, ev bulma konusunda. Millet yerleşmişsen daha şey yetenek sınavlarına falan giriyorsun. Böyle öyle gerici bir dönemdeydim ve ilk sene ben okulu dondurdum bu sebeple. Evet. Yurt bulamadım, uygun yurdu bulamadım ve hani araştırsam belki bulurdum ama o sırada... Ama bile çok pahalıydı o sırada yurtlar. Evet ve hani şey, hani öğrencilerin çok fazla açıkta kaldığı bir dönem vardı ya, geçen sene değil. 2021-2022. Güz dönemi. Tam o seneye denk geldi ve hani aşırı gerilmiştim. Ben de okulu dondurdum bu sebeple. Ve bu gerçekten okulu dondurmak için bir sebep olabilir mi? Oluyormuş demek Oluyor ki. Gerçekten. Çünkü birazcık kalacak da, yerin yok. Kütahya'da böyle sen sokakta mı kalacaksın kışın? Bir de şöyle bir şey var. Hani bir şekilde belki çözüm bulunabilirdi ama ben birazcık da dinlenmek için o arayı verdim. Çünkü
çok yoğun geçmişti benim için. Herkes için öyle geçmişti de ben direkt başlamak istemedim. Sen aslında bir gap year aldın orada. Evet evet. Boş sene aldın. Bir de şey, sen İngilizce kursuna gittin o sene. O sene dil geliştirmek için. Okulun hazırlığı olmadığı için İngilizce kursuna gitti. O sene dondu. Okulun hazırlığı varmış ama galiba bizim bölüm için sağlıyorlar mı, sağlamıyorlar mı? Tamam, buna başka videoda değinebiliriz. Evet. Kütahya Dumluklar tanıtırız. Aynen. Bir de şey, yurtların şeyi çok önemli. Hani fiyat performans mı, ondan sonra sizin bulunduğunuz şehirde size uygun yurtlar var mı? Çünkü her şehirde yok gerçekten. Yani Kütahya'da bulması zordu mesela benim için. Küçük şehirlerde özellikle evet. Biraz daha zor yurt bulmak. Büyük şehirlerde belki bir tık daha kolaydır. Orada da fiyatlar çok değişiyor. O yüzden birazcık bu konuda araştırmayı genişletmeniz gerekiyor. Yani öyle. Gerçekten okul seçmeden önce yurt seçin. Evet. Ya da ev seçin. Ya bir de bir şey söyleyeyim mi? Yurt gerçekten mentali çok düşüren bir şey. Hani sevmediğiniz bir yerde kalıyorsanız sizin tüm senenizi etkiliyor gerçekten. Bu arada KYK yurtları kötüdür diye bir yorum yok. Belki iyi bir KYK yurtları da vardır. Ama hani bazı yerler gerçekten çok bunalıma sokuyor. Eğer bunlara gelemiyorsanız birazcık araştırın derim. Benim yurdum mesela evet bunalıma sokuyor. Onu anlatmıştım daha önceki videolarda. İzlerseniz bulabilirsiniz. Sanırım genetiği neden bıraktım videomdan. Benimki sokmuyor çünkü ben tek kişilik odada kalıyorum. Ama yemek yok. Mesela o da beni bunalıma sokuyor. Yemekhaneleri de. Yemekhanemiz de yok, mutfağımız da yok. Her şey dışarıdan. Korkunç bir senaryo. Yani o yüzden belki önümüzdeki sene o yurtta kalmayabilirim. Kalabilirim bilmiyorum, belli değil. Avantajları daha iyi, fazla gibi. Yurt ve yemek önemli şeyler arkadaşlar. Evet. Yemek ve yurt demişken o zaman 5. maddemiz olan ekonomiye geçelim. Ekonomik koşullar üniversite okurken çok önemli. Çünkü 4-5 sene en az orada duracaksınız ve belki aileniz size destek olacak. Belki siz çalışacaksınız, belki burslarınız olacak ama bir şekilde geçinmeniz gerekecek. Bunun için de şunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Büyük şehir, küçük şehir çok fark ediyor fiyatlar evet. Bakımından gerçekten. Benim küçük şehirlerde okuyan arkadaşlarımın aileleri mesela onlar eve çıkmak istediğinde direkt ev aldılar. Evet. Çünkü küçük şehirlerde daha uygun fiyatlı. Ama evet. Ankara'dan hani kiraya bile çıkmak çok zor ya da İstanbul'dan. Gerçi Ankara'da kolay yerler var da onlar da kötü evler. Benim için eve çıkmak mesela olası bir ihtimaldi. Yani öyle hani çok yüksek bir ekonomik şeyinizin olmasına gerek yok. Gerçekten Kütahya'da orta gelirle eve çıkabiliyorsunuz ama yani kestiremediğiniz şeyler olabiliyor. Çünkü gün be gün fiyatlar değişiyor. Siz buna uyum sağlayabilecek misiniz? Bunlar da önemli şeyler. Bir de şunu söylemek istiyordum. Ne söyleyecektim ben ekonomiyle alakalı? Ha, ben okula ilk başladığımda diyordum ki hani ekonomik anlamda bir zorluk yaşarsam en olmadı part time çalışır. Hani geçinecek kadar o dengeyi sağlayabilirim diye kendi kafamda kuruyordum. Ama alandan alana bu değişebiliyor. Çünkü ben gerçekten o kadar çok çizim yapıyordum ki hiç boş vaktim kalmıyordu neredeyse. Ve hani o boş vaktiniz olmayınca çalışamıyorsunuz. Ve bu yüzden verimim düşmesin diye çalışmadım. Ama ekonomik sorun da yaşamadım. Yani şu da önemli. Siz sırf ekonomik darlık çekiyorsunuz diye derslerinizden geri kalmamalısınız. Çünkü asıl amacınız orada kendinizi geliştirmeniz. O yüzden birazcık daha yetmedim. Belki bazı masraflardan kısıp dersinize daha fazla önem vermek mantıklı. Evet, öyle. Bir de şöyle bir durum var. Burada ekonomi kısmında aslında kampüs kısmına da bir geri dönüş yapacağız. Kampüsü olan okullara giderseniz kampüsteki fiyatların dışarıya göre aslında daha uygun olduğunu görürsünüz kesinlikle. Mesela ODTÜ'de benim yurdumun kantininde ki pahalı sayılan bir yurt kantiniydi benim yurt kantinim. Ama dışarıda 100-120 lira bandında yiyeceğim yemekleri orada 60 liraya yiyordum. Bence bayağı bir fark var. Bu arada var. ODTÜ bu konuda bence çok başarılı. Diğer üniversiteleri tam bilmiyorum ama. Boğaziçi'de sanırım biraz başarılı bu konuda. İşte muhtemelen birazcık isim yapmış okullar bu konuda birazcık daha hani güzel imkanlar sunuyor. Bizim üniversitemizde mesela yemek fiyatları o kadar şey değil yani. Sizin ne kadar yemek fiyatı? Ya şöyle bir yemekhaneniz şey. Var ama yemekhanemiz var. Yemekhanemizde fiyatlar 10 TL'ydi. Bizim de 8,5 ama. İşte şey ama bizde yemekhane dışında yemek yapan çok az yer var. Bir tane yer bildiğim var. Orası gayet yüksek bir fiyatı yapıyor diye duymuştum. Yani her kampüs o kadar uygun vermiyor. Onu da araştır. Aynen. Onu da araştır. En önemli diğer maddelerden biri bence artık şart oldu dil. İngilizce, Fransızca, Almanca artık hangisi bilmiyorum. İngilizce kesinlikle şart. Onun yanına ne ekleyeceğiniz evet. Size kalmış biraz. Evet kesinlikle. Doğru cümle bu. Yani şöyle her sektörde artık İngilizce şart oldu gerçekten. Yani ilahiyatta bile olmuştur eminim. Arapçadan önce İngilizce geliyordu gerçekten. Tabii ki. Evet makaleler İngilizce yani Arapça değil arkadaşlar. Yani ilahiyat bile okuyacaksanız birinci önceliğiniz
İngilizce olması gerekiyor. Evet, ne okuyor olursanız olun, kendinizi geliştirmek istiyorsanız o İngilizce makaleleri okuyacaksınız. Evet. O İngilizce videoları izleyeceksiniz. O yüzden okulun size bu konuda ne kadar fazla imkan sağlıyor? Hazırlığının eğitimi nasıl? Hazırlığı var mı yok mu? Bunların hepsi çok önemli. Bazen okulların hazırlıkları oluyor ama belli bölümleri olmuyor. Evet. Mesela 9 Eylül'de hazırlık var ama hukuka yok. İşte bizde de çünkü öyle. Hukuk, Türkçe zaten. Aynen, bizde gerçi de hukukta yoktu. Çok gerekmeyebilir ama yine de bilmiyorum yani, kendinize göre onu tartın. Evet, katılıyorum kesinlikle. Ve şey, hani dili öğrenmek için herhangi bir fırsatınız varsa geciktirmeyin. Benim gibi yapmayın. Ama bence fırsat da beklemeyin. Aynen, fırsat da beklemeyin. Hani kendiniz bir şekilde oluşturun o alt zemini. Çünkü eminim siz oluşturduktan sonra istemediğiniz bir şekilde öğrenmeye başlayacaksınız. Kendinizi dile maruz bırakın. Evet. Dil öğrenmekle alakalı da başka videolarım var. Kart eklemeyi öğrenirsem ekleyeceğim. Evet. Ayrı videolar da gelir muhtemelen. Zübeyde'nin İngilizce kanalı var bu arada. Orada evet. Abone olun. Ben yeni bir kanal açtım İngilizce. Eğer izlemek isterseniz. Bunu da aslında birazcık kendim İngilizce öğrenirken fırsat beklemememe ve Otçu'nun güzel İngilizce hazırlığına borçluyum. Evet. İngilizce oturuyorum, konuşuyorum. Optin'in bazı şeylerde ekmeğini yemişiz demek ki. E tabii canım. Ama yani ben o hazırlığı da güzel geçtim. Neyse, evet, hazırlıkla evet. Alakalı da video gelecek. Hazırlık bayağı iyiydi senin. Tamam dur, 7. madde. Çok konuştuk. Evet. Neyse. 7. maddeye geldiğimizde 7. madde şu. Bu bölümden, bu okuldan daha önce mezun olmuş kişiler ne diyorlar? Kesinlikle iletişime geçin mümkün olduğu kadar çok insanla. Biliyorum bu bunaltıcı gelebilir, zor gelebilir ama çok önemli size ne dedikleri. Çünkü onlar o süreçten geçmiş insanlar ve evet, aslında size yol gösterecekler. Evet. Arkadaşlar 8. madde akademik kadro ve makaleler çok önemli gerçekten. Akademik kadroda da zaten eğer bölümün hocalarını internetten aratırsanız siz bir sayfaya yönlendirileceksiniz. O sayfadaki hocaların ismini Google Scholar, Google Academics'e yazın ve oradan onların makalelerinin ne kadar alıntılandığını görün. Makalelerin alıntılanma sayısı arttıkça o hocalar demek ki gerçekten daha güvenilir işler, daha legit işler yapıyorlar demektir. Evet. Mesela ben bununla alakalı bazı araştırmalar yaptım. ODTÜ'den 2 tane hocayı araştırdım ve Boğaziçi'nden 3 tane hocayı araştırdım genetik bölümünde. Hı hı. Ayşegül Gözen mesela bizim bölüm başkanımız. 782 alıntılanmış. Ahmet Cevat Acar bizim hocamızdı 1. dönem. 1334 kere alıntılanmış. Sonra Nesrin Özören, Boğaziçi'nin bölüm başkanı, dekanı, 4946 kere alıntılanmış. Batu Erman 3840, Arzu Çelik de 1321. Yani mesela 4946 ile 70 alıntılanma arasında çok fark var. Bunu asla unutmayın. Evet. Bu daha böyle yazıyla olan bölümlerin ama güzel sanatlar gibi bölümlerde durum farklı demeyeyim. Evet, orada daha çok portfolyoların paylaşıldığı platformlar var. Behance veya işte LinkedIn gibi böyle daha dijital platformlar ve sergiler çok önemli. Tabii benim alanım birazcık daha dijital olduğu için ben direkt dijital şeylere, platformlara bakıyorum. Ama işte yapılan işte nasıl diyeyim ödüllere bakılabilir. Yapılan işlere de bakabilirsin. Zaten bir güzel sanatlarda yapılan bir işe baktığınızda direkt açık farkı görebiliyorsunuz. Ve öğrenci işlerine de bakabilirsiniz. Burada sadece akademik şeyleri değil. Yani evet, öğrenci işleri de paylaşılıyor. Yani site, kendi okul sitesinde de paylaşılıyor bizim mesela. Aa, çok iyiymiş o. Evet, yani genel olarak nasıl işler çıkarabileceğinizi oraya bakarak anlayabilirsiniz siz de ileride. Tabii daha iyisini de çıkartabilirsiniz. O size kalmış. Tarzı şey. Anlarsınız ama yaklaşık evet, olarak tarzı okulun anlarsınız. Kattığı tarzı. Aynen. 9. maddemiz uluslararası geçerlilik. Sizin okuduğunuz bölümün yurt dışı bağlantıları nasıl? Yurt dışı ile birlikte projeler yapıyorlar mı? Ve akreditasyonu yani diplomasının uluslararası geçerliliği var mı? Bu çok önemli ya bence. Çünkü şu an gerçekten çok evrensel bir çağda yaşıyoruz ve sizin diplomanızın sizi iyi yerlere götürebilmesi gerekiyor. Siz ileride ne yapacağınızı kestiremeyebilirsiniz. Şu an belki Türkiye'de çalışacaksınız. Kafanda bir firma var. Bu firma belki genişleyecek. Belki yurt dışına açılacak. Belki seni oraya belki firma iflas edecek. Evet, o da olabilir. Yani hani kötü senaryolar da olabilir. Siz farklı seçenekler kendinize sunabilmeniz için daha geniş çaplı diplomalarınızın olması daha iyi. Kesinlikle. Ve zaten aldığınız eğitim de daha üst düzey oluyor eğer akreditasyonu olan okullara giderseniz. Çünkü evet, uluslararası geçerliliğe uygun eğitim vermeye çalışıyor. Özellikle bu alanları tercih edeceksiniz. Ne bileyim, uluslararası ticaret, uluslararası ilişkiler gibi bir şey seçeceksiniz. Mutlaka bu çok önemli yani. Böyle. Katılıyorum.
Bitti. Evet, bu kadardı. Bizim bu videoda söyleyeceklerimiz bu kadar. Eğer aklınıza takılan sorular olursa her zaman bize yorumlardan ulaşabilirsiniz. Nurefşan da yorumları okuyor. Yorumlarda aktifim. Ben de okuyorum bütün yorumları ve cevap verebildikçe veriyorum. Evet. Instagram'dan da storylerden görüyorsunuz beni zaten epey. Bana ve Nurefşan'a farklı sosyal medya platformlarından ulaşabilirsiniz. Onları da açıklamalar kısmına bırakıyorum. Evet. Bu arada eklemek istediğiniz bir şey varsa siz de yorumlara ekleyebilirsiniz. Sonuçta eminim evet. Sizin de tecrübeleriniz vardır bu kesinlikle konularda. Kesinlikle. Evet. Hoşçakalın. Görüşürüz. Tam vaktinde bitiyor ya. Evet. Aa, bitmemiş.